Efendimiz, dünyayı gündemimiz olsun. Tabii kusura bakmayın, yani çok duygusallaştık herhalde. Bugün küçük çapta olsa, küçük de olsa sizlerin bir problemle gidermiş olmak benim için de herhalde biz çarat hediyesi oldu benim için. Bir aynı zamanda biz engelli aile olarak benim için de güzel bir hediye oldu. Bu hep kafamızda olan bir projeydi. Biz yine de düşünmüyorduk. Bu işin fikir babası sağ olsun. Saniye Hanım çok zorladı bizi. Tabiri caizse Allah razı olsun. Çok zorladı bizi yani. Biz ne kadar bu işi biz yaptık bir gözüküyorsa da bu işin gerçekten sahibi, fikir babası, destekçisi oydu. Özellikle de baştan fikre İbrahim'e çok teşekkür ediyorum. Meseleyi ağzımızdan aldık. Nasıl çözüm bulacağız diye düşünürsek böyle ortak bir çözüm bulduk. Şimdilik diyorum inşallah 8 kardeşimizin problemini hallettik ama inşallah bunun arkası gelir. Yani bu işin demek ki bir çözümü varmış. Ama şunu da görmek lazım. Bunu sadece bireysel olarak insanların inisiyatifine bırakmamak lazım. Bu Saniye Efe'nin, Ahmet Kafeci'nin, Kazım Hoca'nın, Mücahit'in, Taşkent'in kişisel inisiyatifiyle olacak bir şey olmaması lazım. Biraz önce kısmen Milli Eğitim Müdürümüz bahsetti. Diğer çocuklarımızı taşıyoruz ama bu çocuklarımızı taşıyacak bir sistem maalesef kurulamamış. Şunu kabul edelim, biz son 15 yılda sosyal devlet olmanın gereklerini çok büyük oranda yerine getiren bir devletiz. Bununla da gurur duyuyorum ben ilçenin kaynaklanmak. Gerçekten toplumun her kesimine, engellerimize dahil hizmet götürmekte, sosyal devlet olmakta çok büyük adımlar atmışız. Bunu iki açıdan yaptık. Hem mevzuat açısından, düzenleme açısından, siyasi kararlar açısından yaptık. Bir de toplumun kafasındaki engelli kavramını değiştirdik. Az ya da çok. Biz düne kadar sokakta engelli çocuğunu elinden tutmaya utanan, haşa, engelli çocuğuyla sokağa çıkamayan, ailelerden buraya geldik. Diğer taraftan engellileri cüzdanlı gibi gören bir toplumdan buraya geldik. Engelliyi gördüm, halime şükrettim diyen haşa, biz terbiyesiz insanların olduğu toplumdan geldik. Engelleri görünce halime şükrediyorum. Tövbe estağfurullah. İnsanların kafasındaki o engeli kısmen kırdık. Yani artık engelliliğin bir eksiklik olmadığını, engelliliğin bir eksiklik olmadığını, onun da hayatın akışı içinde doğal bir yaşam şekli olduğunu insanların anlaması lazım. Ben güzel resim yapamıyorum. Bu da benim resim engelim. Saniye Hanım da yürüyemiyor. O da onun engeli. Niye bunu böyle görmüyoruz? Bu hayatın doğal bir akışı. Hepimiz resim yapabiliyor muyuz? Hepimiz güzel şarkı söyleyebiliyor muyuz? Hepimiz uçabiliyor muyuz? Hepimiz yüzebiliyor muyuz? Var mı böyle bir şey? Bir kısmı da yürüyemiyor. Bir kısmı da duyamıyor. Bir kısmı da göremiyor. Bunu niye hayatın doğal bir akışı olarak, yaşamın bir gereği olarak görmüyoruz? Yani bütün mesele burada kilitleniyor. İnsanlar artık engelliliğin bir hastalık, bir eksiklik, bir yoksulluk olmadığını görmesi lazım. Yani o da hayatın doğal akışı içinde bir yaşam tarzıdır. Senin ne kadar eğitimden faydalanma hakkın varsa onun senden daha çok var. Biraz da onun senin sevgine, şefkatine, yardımına, desteğine ihtiyaç. Bunu böyle görmek lazım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Özellikle Saniye Hanım'a, İbrahim Bey'e, başından beri bu işe sahip çıkan Milli Eğitim Müdürümüze. Yaptığımız çok güzel bir şey. Ama 8 tane ailemizi bir
çok önemli onlar için. Siz dışarıdan görünenler için çok basit gibi görünebilir ama gerçekten onlar için çok önemli bir problemler inşallah kurtardık. Ama bu durumda olan öğrencilerimiz hala var. Buradaki iki okulumuzda toplulaştırma olduğu için biraz daha taşınması kolay olacak. Ama diğer okullarımızda da, benzer okullarımızda da aynı sıkıntılar yaşayan öğrencilerimiz için de mutlaka gereği yapılacak. Bir çözüm bulunacak. Yani onları kendi hallerine terk etmek gibi bir lüksümüz yok. Yani siz nasıl gelebilirsiniz kendi halinize. Sadece aile diyorsa ki ben öğrencimi kendim taşıyacağım, amenna. Ama ben öğrencimi taşıyamıyorum, ben öğrencimi eğitimine getiremiyorum, okuluna götüremiyorum diyen aileye yardım etmek de bizim boynumuzun borcu. Burada böyle bir insin. Elimizden ne gelirse yapacak. Ben bütün yavrularımı gözlerinden öpüyorum. Bütün ailelerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.